İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki sınır belirleme komisyonlarının ikinci toplantısı önümüzdeki hafta Moskova'da gerçekleşecek. Arman Tatoyan, Artsakh'ın yerli halkının kendi kaderini tayin hakkı ve Azerbaycan'ın soykırım politikası göz ardı edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır çizgisine yardım etmeye hazır. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Müdür Yardımcısı Rafik Ortoşan ile röportaj. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde gastronomi festivali hazırlığı. Artsakh'ın hazineleri. Lalazar Köprüsü. Batı Ermenistan'ın Anıt Katedrali. Artsakh'ın kültür vakıflarını koruma amaçlı tarihleme web sitesinin tanıtımı yapıldı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, TASS ajansının ilgili sorusunu yanıtlayarak Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır belirleme komisyonlarının ikinci toplantısının önümüzdeki hafta Moskova'da yapılacağını gazetecilere anlattı. Daha önce de bildirdiğimiz gibi iki ülke arasında varılan anlaşmaların ilgili talimatlar temelinde uygulanması çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Meher Grigoryan ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ilk görüşmesi Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki devletler arası sınırda devlet sınır belirleme komisyonlarının ortak çalışması formatında 24 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Taraflar, komisyonların ortak faaliyetinin organizasyonel ve prosedürel konularını tartıştılar. İkinci toplantının Moskova'da, üçüncü toplantının Brüksel'de yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin bu konuyla ilgili kendi pozisyonunu web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski ombudsmanı Arman Tatoyan bir not yazdı. Bundan alıntıları dikkatinize sunuyoruz. Brüksel'deki üçlü görüşme sırasında yapılan açıklama, Artsakh'ın yerli halkının kendi kaderini tayin hakkı ve Azerbaycan'ın Artsakh'a yönelik soykırım politikasını görmezden geldi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenliği ihlal ediliyor ve garantisi yok. Ancak bu, Ermeni yetkililerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün Artsakh ile hiçbir ilgisi olmadığı gerçeğinden başlayarak tarihsel öneme sahip temel tezlerimizi sürekli olarak geçersiz kılmalarından da kaynaklanmaktadır. Sünik'te yollar Azerbaycan hedefinde olacak şekilde yapılıyor. Azerbaycan'ın işlediği suç gerçekleri dış dünyadan, iş toplumdan ve diasporadan gizlendi ve saklanmaya devam ediliyor. Uluslararası mekanizmalar konusunda devletimizin elini kolunu bağladılar. Ülkeyi jeopolitik çıkarların kurbanı haline getirdiler. Bütün bunlar Azerbaycan'ı dünyayı sahtekarlıkla doldurmak için daha fazla özgürleştirdi. İnsanların uyanıklığını uyuşturdular ve uyuşturmaya da devam ediyorlar. Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından 24 Şubat 2021'de onaylanan Artsakh yasasını web sitemizde okuyabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Mayıs'ta Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Blinken, bu telefon görüşmesinde tarafların Artsakh sorununun çözümü, bölgesel iletişimin yeniden açılması ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu hakkında şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ile görüşme fırsatı buldu. Güney Kafkasya'da son günlerde ve haftalarda gördüğümüz olumlu gelişmeleri ele aldılar. Dışişleri Bakanı, sınırların belirlenmesini ve çizilmesini desteklemeye hazır olduğumuz gerçeğinden bahsetti. Benden ve diğerlerinden duyduğunuz gibi, Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan'ın kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmalarına yardımcı olmak için, Agitmis Grubu eş başkanları rolünde ikili boyutta yer almaya hazır olduğumuzu tekrar teyit ediyor, dedi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi bu konuyla ilgili kendi görüşünü ekli bağlantıda bulabilirsiniz.
Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV'de Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Rafik Kortoşyan, Azerbaycan'ın her şekilde engellemeye çalıştığı Artsakh anıtlarının korunmasına ilişkin uluslararası konferans hakkında konuştu. Azerbaycan'ın çabalarına rağmen vakıf temsilcisi Rafik Kortoşyan konferansa Ermeni tarafını onurlu bir şekilde sundu. Ayrıca rahmetli Samvel Karapetyan'ın hazırladığı ve 28 Mayıs'ta Tap Kalesi'nde Topluluk Potansiyeli Festivali kapsamında tanıtımı yapılacak olan Hosrov Rezervi başlıklı rehber kitapçığını da sundu. Batı Ermenistan'ın Van kentinde 1, 2 ve 3 Haziran tarihleri arasında ünlü aşçıların katılımıyla 1. Gastronomi Festivali düzenlenecek. Festivale 5 ülkenin çeşitli illerinden 70 aşçı katılacak. 3 gün sürecek festivalde Ermeni mutfağında Van yemekleri tanıtılarak yemek yapma yarışmaları düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde buna benzer çok etkinlikler yapılıyor ve bunun sürekli olması için sadece işgal altındaki vatanımızda değil, aynı zamanda dünyanın her yerine dağılmış Ermenilerin yaşadığı ülkelerde de yapılması çok faydalıdır. Lalazar Köprüsü, Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşadağ bölgesinde Vorodan Nehri'nin aşağı kesimlerinde yer almaktadır. Köprü, çift girişli, taştan yapılmış ve sağlam bir yapıdır. Boyutları oldukça büyük olan bu köprü, 1867 yılında Hınzoresk'ten Hovakim Lazaryans tarafından yaptırılmıştır. 1900-1902 yılları arasında köprü oğlu Simeon Lazaryans tarafından baştan aşağı onarıldı. Köprünün yapım ve yenileme tarihleri Sovyet döneminde nehir kıyısındaki 10 satırlık inşaat protokolü Azerbaycanlı vandallar tarafından kasıtlı olarak kazınmıştır. Lalazar Köprüsü'nün Vorodan Nehri'nden 350 metre aşağıda 19. yüzyılda yapılmış bir değirmenin kalıntıları hala korunuyor ve köprünün 1.2 kilometre kuzeydoğusunda kayaya oyulmuş bir kilise zarar görmemiş durumda. Ani Katedrali Ermeni mimarisinin tarihinde önemli bir rol oynamaktadır. Üslup özgünlüğü, yapıların yaratıcı ve sanatsal biçimlerinin yeniliği, Ermeni mimarisinin daha da geliştirilmesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ani Katedrali'nin yaratıcı başarıları, üretken faaliyetleri arasında muhteşem, benzersiz anıtlar yaratan Ortaçağ Ermenistan'ın büyük mimarı Dırtat'ın adıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Ünlü bilim insanı Mimar Toros Toramanyan, Dırtat'ın Ermeni mimarisindeki önemini vurguladı. Ermeni mimari kimliğinin şekillenmesinde Dırtat'ın rolü paha biçilemez. Dırtat'ın yaratıcı kişiliğinin en iyi tezahürlerinden biri, kilise mimarisinin sanatsal formlarının gelişmesinde önemli bir rol oynayan Ani Katedrali'dir. Görkemi ve ideolojik içeriğiyle katedral, Ermeni devletinin gücünü ölümsüzleştirdi. Artsakh'ın kültürel mirasını korumak için listeleme başlıklı İngilizce web sitesinin sunumu 24 Mayıs'ta Stepanakert'teki Paul Edward House Frankofon Merkezi'nde gerçekleşti. Projenin başlatıcıları uluslararası uzman Aspet Goçikyan ve Yerevan'daki Mesrop Maşrut adlı madenataranın müze bölümünün başkanı kıdemli araştırmacı Nazeni Garipyan'dır. Proje anıt uzmanı Gagi Sarkisyan tarafından desteklendi. Site Genel Ermeni Hayırsever Birliği tarafından finanse edildi. Aspet Goçikyan'a göre amaç yabancı analistlerin erişebileceği ve araştırmalarına kaynak olacak bir web sitesi oluşturmaktı. Arkeolog Gagi Sarkisyan, Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti tarafından düzenlenen Artsakh Tarihi ve Kültürel Anıtlarının Tescili ve İmar adlı program çerçevesinde yürütülen çalışmalar sırasında anıtlar hakkında bilgi topladık. 4000 anıt hakkında bilgi içeren bir liste derledik. Çalışmamız sırasında kaleler bulduk. Sadece Kaşadağ bölgesinde 37, Karvacar bölgesinde 10 kale bulduk, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Es Arun Jure Galis ve Yerginkın Ambele adlı eseri sunuyoruz. Es Arun Jure Galis, mi desse gule Galis,
yegane. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.